Batı konuşuyor, Putin yutuyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO askeri ve siyasi olarak arkandayız diyerek Ukrayna'yı Rusya ile karşı karşıya getirdi. Elindeki kozlara karşı Batı'nın laftan öte gidemeyeceğini bilen Putin ise tehditleri aldırmadan 5. işgalin yolunu açan emri verdi. Şimdi evet valla bak bu çok önemli bir örnek. Herkes konuşuyor. Yani çünkü evet. iletişim çağındayız ya. Millet televizyonlarda, gazetelerde bunu gördü, dakika dakika izledi. İngiltere silah göndereceğiz dedi bir iki silah falan nasıl olduysa NATO efendim 2000 asker gönderiyoruz. Polonya'da konuşlandırdık. Hı hı. 3000 daha gönderiyoruz. 5000 asker Polonya'da. ya herif 200 bin askerle Ukrayna'yı sarmış, sarmalamış zaten. İçeriği önce e, terörize etmiş. Yani orada yaşayan eski e, Rusları Ukrayna'da Rusları güzel bir, bir işlemiş, bir yere getirmiş. Sonra 2-3 yıl önce hatta bir terörize etti bunların elinde silahlarla. insanlar bir, birbirlerine girdi. Sonrasında gelinen noktada e, efendim Rus devlet başkanı dedi ki kardeşim şu iki bölgeye özelliği tanıyorum dedi. Masamda imzalıyorum. Orduya da yürü aslanım dedi. Oraya yürü dedi. Çünkü biz barış gücüyüz. Orada yüzde %20 Ukrayna yaşıyor eee vatandaş e, yaşıyor. Diğerleri de gerçi Ukrayna vatandaşı. Ukrayna'ya bağlı ama Rus asıllı %78 e, be, oranında Ruslar yaşıyor. 80'e yakın bir nüfus hı hı. Ruslara Ruslar yaşıyor. Ee, Rusya baktı ya Amerika bir şey söylüyor. Biden bir şey diyor. Ya o dedi işte 2000 asker, 5000 asker Polonya'ya konuşlandırdık. NATO böyle yapıyor. Efendim işgal edemezsin. Adam bıyık altında güldü. Dedik ya bunlar ne martaba okuyorlar kardeşim. Beni kim engeller? Yürüyün girin dediler ve girdiler efendim. Öbür tarafta batı yürü dedi. <laughs> <laughs> Serenski'ye dedi ki yürü delikanlı yürü aslanım kim tutar seni gün bugündür. Ben arkandayım NATO arkanda silahlar burada falan dedi. Ee, Serenski şöyle arkasına baktı kimse yok. Orada dona kaldı falan. Halbuki öyle yapmasalar bölge ülkelerine ...hakikaten tavsiyem şu olsun... ...bütün stratejistler de böyle diyor... ...böyle ki ülkeleri birbirleriyle ticaret yapsınlar... Hı hı. ...efendim e, şeylik yapsınlar... ...dostluk yapsınlar... ...kimsenin gazına gelmesinler... ...ticaret yapsınlar... E, e, ...efendim ondan sonra huzur içerisinde beraber... ...yaşar gideriz... ...ya Ukrayna'da Amerikan ya da NATO askeri yok... ...bırakın 3-5 bin askeri... ...bin asker bile yok... ...sen neye güveniyorsun... ...niye Rusya'ya kafa tutuyorsun... <laughs> Niye efendim ısrarla NATO'ya gireceğim diyorsun. Hı hı. Tamam hiç gerek yok bunlara. Türkiye ne yaptı? Barışın dedi. Savaşa gerek yok dedi. Yan yana gelin. Bak siz buraya davet ediyoruz. Nitekim Ukrayna Devlet Başkanı'na gitti. Putin'i de bekliyoruz. Belki Şubat sonuna kadar gelir. Bu konuda masalar masalar kurulur. Masalarda konuşulur. Bundan sonra Karadeniz'de bir huzursuzluk da olmaz. Onun için... Ee, hiç kimsenin gazına gelmemek lazım. Bakın siz siz olun çocuklar şu anda sizin görmediğiniz sevgili seyirciler ben karşımda 3-5 tane e, <laughs> delikanlı görüyorum. Bunlar kameraman yönetmen. Siz siz olun kimsenin gazına gelmeyin. Aman birbirlerinizle iyi geçinin. Burada her gün yüz yüze bakıyoruz, göz göze bakıyoruz, geliyoruz. Kumşuluk esasları içerisinde ticaretimizi, haklarımızı koruyalım, yola devam edelim. Yürü kardeşim ben senin arkandayım diyen adama güvenmeyin. Ne olursunuz kendinize güvenin. Siz bir meslek sahibi misiniz? E, i̇şinizi güzel yapabiliyor musunuz? İşinize müdürük misiniz? Yani müdüriksiniz, değil mi? İşinizi çok iyi biliyor musunuz? Aynen. Malik misiniz efendim işinize bakın. E, i̇nsanlar sizinle çalışmak istemese bile ne yapayım ya Allah kahretmesin bu adamı istemiyorum ama bununla çalışmak zorundayım diyecekler diyorlar. Onun için gaza gelmeyin. Bak yoksa Ukrayna gibi olursunuz. Şimdi e, Karadeniz'de ne olacak? Çok önemli ya da daha doğrusu soru işareti Bundan sonra Rusya elini sallayarak eski ilgi alanlarındaki ülkelerden herhangi birisine girebilir mi? işgal edebilir mi? Oralara ayrıca bölüp böyle böl parçala yudu ve ederler ya. Şimdi Rusya bölüyor. Eski taktiktir yeni değildir falan. Önce böyle bölüyor. Erk bazında bölüyor ondan sonra mezhep, din falan bunlar hepsi bölmenin bahaneleridir. Hı. Arkadaşım sen Alevisin bunlar Sünni bak sen Türksün şunlar Kürt falan diyerek böyle bölerek birbirlerinden ayırarak ondan sonra da tek tek işgal ediyor. Cem Küçük yazmış bugün Türkiye Gazetesi'ne dış istih istihbarat hı hı. şefiyle bir konuşması var Putin'in evlere şenlik ya. Hı. Adam daha önce konuşulmuş demek ki çaktırmadan Ağzından şey yapıyor, kaçırıyor. Hmm. E, efendim orayı Rusya Rus topraklarına katacağız. Anladın? O onu söylemiyorum. Ya onu söylemiyorum. Sen diyor karıştırıyorsun. Bak diyor orası özel bölge olacak yani, değil mi falan? Evet evet diyor. Ama sonra diyor Rus topraklarına katılacak şey katılacak bunlar falan diyor. Ya onu söylemiyorum. Niye karıştırıyorsun falan diyor. Telefon konuşmaları yani adamların planları deşifre oldu iletişim hmm. çağında. Yani dışa vurum şeklinde. Demek ki kafalarında Ukrayna'nın bu toprak parçalarını bir bir ne yapmak, işgal etmek var. Valla çarmı geliyor değil mi efendim? Ee, yani Putin çarmı, çarlığa mı oynuyor, ne yapacak bilemiyorum. Bizim de Karadeniz'de herhalde vaziyet almamız gerekiyor. Yani orada Türk Cumhuriyetleri var, Türk kardeşlerimiz var. 70 yıl sonra, 75 yıl sonra bağımsızlıklarına, kavuşmuşlar. Aman aman birisini zaten karıştırdılar yakın tarihte. Ruslar oraya da bir gitti geldi bir etütü yaptılar. Allah efendim. Kendimize dikkat edelim. İyi komşuluk esasları içerisinde ticarete, ticarette kazan kazan prensibiyle devam edelim. Onun bunun gazına gelmeyelim. Valla parça parça yutarlar. Amerika 50 küsür devlet bir arada Avrupa'da kesa 30 küsür devlet 40'a yaklaştı rakam hepsi bir arada ticaret yapıyorlar, ortak paralar, ortak menfaatler, ortak ordular. Tabii tabii ortak adımlar atıyorlar ya Karadenizli, Karadeniz havzasındaki ülkeler ya da Orta Doğu'daki ülkeler ya da öbür tarafta Afrika'daki ülkeler Türkiye niye eski bir coğrafyasında din kardeşleriyle beraber ticaret yapmasın, bir araya gelmesin, menfaatlerini savunmasın? Biz de öyle yapalım abi. Dünya işte yani sebeplere yapışmak lazım. Menfaatler önemli hem siz kazanın hem biz kazanalım. Bak Avrupa'da Amerika'da olduğu gibi bugün Rusya'da olduğu gibi kazanalım yiyelim içelim beraber ee, geçinelim gidelim efendim. Hiç savaşmaya gerek yok. Yani ben Ukrayna devlet başkanı olsam yerinde olsam hemen, hemen barış ilan edelim gelin el sıkalım kucaklaşalım. Biz NATO'ya girmek istemiyoruz. Ne NATO'su? Kim çıkarttı falan? versin yani. Çözüm hem de şöyle yuvarlak masa kuralım. Bir başta Sayın Erdoğan, bir başta Putin, Zelenski böyle bir arada bir fotoğraf versinler. El sıkışı buradan çıksınlar. Ha bu arada Putin Amerika'yı nasıl zorlamış biliyor musunuz? Bir araya geldiler ya iki lider. Ben biraz böyle amiyane şekilde tarif edeyim. Herkes anlasın ne demiş biliyor musun? Biden'a Putin hı hı. bak demiş beni kızdırmayın, hı hı. tepemi attırmayın, <laughs> ben Suriye'den çekilirim arada tampon ben varım orada, Suriye'den çekilirim valla e, orada e, efendim Rus şey Suriye e, e, bağımsız ordusu ya da serbest ordusu ne derseniz deyin birkaç is ismi var, ÜSO efendim e, PKK'yı önüne Katar Orada PKK kalmaz, şu kalmaz, bu kalmaz. Türkiye bir müddet sonra Suriye'yi işgal eder bak. İleri geri yapmayın. Belki de o noktada anlaştılar yani. Ben Suriye'de çekilirim, sizin hedefleriniz ne olur? Suya düşer, e, Türkiye'de Suriye'yi işgal eder demiş. Bizim öyle bir amacımız yok. Biz terörle mücadele ediyoruz ama böyle de tehdit etmiş Putin masada Biden'e efendim. Evet. Onu da söyleyeyim. <laughs>